Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar tekrar. Bugün itibariyle seçimler sonrasındaki ilk günün ikinci dolar-TL yorumunu vermiş olacağım. Öğlen saatlerinde yapmış olduğum analizde piyasaların özellikle saat 11 itibariyle şekil kazanması ardından dolar-TL'deki seyrin ve yönün ne olabileceği konusunda bazı noktalara değinmiştim. Evet arkadaşlar, bu analizi dinlemiş olanlar zannediyorum dolar-TL'de hafif bir güç kazanımının o anki saatler itibariyle söz konusu olduğuna tanık olmuşlardı ve ilerleyen anlarda dolar-TL 5.80 üzerine yerleşme eğilimini göstermiş oldu. Seçimler sonrasında artık önemli olan konu şu arkadaşlar, bunu zannediyorum sizler de basından takip ediyorsunuz. Sayın Devlet Bahçeli müttefik kalmaya devam edecek mi, yoksa bu ilişki sona erip de yeni bir erken seçim konusuna sebebiyet verecek şekilde yeni bir siyasi tablo mu oluşacak? Piyasalar bu konuya duyarlı durumdalar. Her ne kadar şu an için böyle bir sinyal mevcut değil veya erken seçimle ilgili bir söylem mevcut değil. Ancak dolar TL için arkadaşlar seçimler konusunu artık bir köşeye bırakalım. Hafta sonu yapmış olduğumuz analizlerimizde seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü çok büyük, çok bariz bir değişimin olmayacağını, anlık makul seviyelerdeki iniş ve çıkışlar olsa dahi bunun tekrardan kısa bir süre içerisinde dengeye oturacağını ifade etmiştim. Ve bu sebeple de panik işlem yapılmaması gerektiğini, en azından 3-4 saat bir piyasanın dengelenme sürecine izlemekte yarar olduğunu ifade etmiştim. Nitekim dolar TL gece 24'ten sonra düşen bir eğilim gösterdi. Saat 11'ler civarında 5.70 seviyelerine doğru bir yaklaşım gösterdi. Ancak an itibariyle Cuma günü veya seçim öncesi seviyelerine geri gelmiş durumdayız. Evet arkadaşlar, bu hafta için artık seçim defterini bir köşeye bırakıyoruz ve seçimler ardından bu haftanın önemli olan diğer gündem maddeleri veya dolar TL'yi etkileyebilecek olan diğer hususlar üzerinde duralım. Bunlardan birincisi, çarşamba günü bir NATO zirvesi yapılacak Brüksel'de ve ülkelerin, özellikle NATO ülkelerinin Milli Savunma Bakanları bir araya gelecekler ve bizim F-35 ve S-400 mevzumuz masaya yatırılacak. Bunun sonrasında ise 28-29 Haziran tarihinde G20 zirvesi var ve bu G20 zirvesinde ise Sayın Trump ile Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi bulunuyor. Yine konu S-400 mevzusu olacak ve Cumhurbaşkanımız Trump'ı S-400 konusunda ikna edebileceği hususunda oldukça umutlu. Ancak arkadaşlar, bu noktada yabancıların özellikle çok önemsemiş olduğu bir mevzu üzerinde duracağım. Metin Topuz mevzusu veya Metin Topuz davası. Arkadaşlar, Metin Topuz kimdir? Metin Topuz, askeri ve siyasi casusluk suçlaması ile yargılanmakta olan Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan bir şahıstır ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere bazı polis müdürleriyle irtibatlı olduğu, yani özetle FETÖ ile çok yakın ilişkileri olduğu düşünülen bir ABD konsolosluğu görevlisi ve bir Türk vatandaşıdır. Amerika bu şahsın da kesinlikle serbest bırakılması gerektiğini ve suçsuz olduğunu ileri sürüyor. Davalarını, duruşmalarını son derece yakından takip ediyor ve Metin Topuz davasının en son duruşması 15 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti ve bu duruşmada serbest bırakılmamıştı. Tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Bu şahsın arkadaşlar 28 Haziran Cuma günü yeni bir duruşması var. İşte bu duruşmaya da ABD çok büyük önem veriyor. Yabancılar oldukça büyük bir önem veriyorlar ve yakından takip edecekler. Ve bu duruşmanın hemen ardından da 29 Haziran tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la bir görüşmesi bulunuyor. Umudu S-400'ler konusunda bir orta yolun bulunabilmesi. Şimdi arkadaşlar, akıllardaki soru, acaba Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'nin bu kadar önem vermiş olduğu ve serbest bırakılması için ısrarcı olmuş olduğu bir şahsın duruşmasının hemen ardından ne şekilde bu görüşmeye gidecektir? Yani bu şahıs yine bir takım baskılar sonrasında serbest bırakılıp da Trump ile yapılacak olan görüşmede elimizde +1 var şeklinde iyimser bir mesajlar vermek konumuyla mı bu görüşme olacaktır? Arkadaşlar, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani hukuk düzeni içerisinde siyasi baskıların ne ölçüde değişik ve farklı sonuçlar yaratabildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ben bu mevzunun yorumunu tamamen sizlere bırakacağım ve Cuma günü önemli bir şahsın duruşması var. Eğer bu şahıs bu duruşmada serbest bırakılır ise son derece manidar bir tarihte, manidar bir süreçte serbest kalmış olacaktır. Bu durumda S-400 konusuyla ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında ve yaptırımlar başlığı altında bu kişinin serbest kalması paralelinde önemli bir yumuşamanın veya olumsuz beklentilerde önemli bir azalmanın söz konusu olduğuna dair de bir ipucu almış oluruz gibi düşünmekteyim. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Bu sebeple arkadaşlar özellikle 28 Haziran'da Metin Topuz isimli şahsın davasını yakından takip etmekte yarar olduğu görüşündeyim. Şimdi genel tabloya bakacak olursak değerli arkadaşlar, dedik ki dolar TL normal standartlarına geri döndü. Daha doğrusu hafta öncesi seçimler öncesindeki seviyelerine geri geldi. Bugün önemli bir sarkma yaşadı. Genel anlamda küresel piyasalarda dolar endeksinde bir geri çekilme eğiliminin var olduğunu görüyoruz. Bir diğer yandan seçim sonrasında hafif de olsa CDS'lerimizde bir iyileşmenin olduğunu görmekteyiz. Ama genel tabloya baktığımız zaman 5.70 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmış olsa da buradan yeniden kademeli bir yükseliş eğiliminin gündeme geldiğini ve şuradaki orta uzun vadeli yükselen trendimizin mevcut bulunduğu 5.79 seviyesine sürekli dikkat çekiyordum. Yeniden bu 5.79 seviyesinin aşağısındaki görüntüyü anlık bir şekilde yaşadık ve üzerine geri dönüş oldu. Şu noktada ve en son bugün itibariyle de bu anlık görüntüyü yaşamıştık ve 5.79 seviyesi arkadaşlar yükselen trendin, orta uzun vade adına yükselen trendin devamı bakımından çok önem taşıyan bir seviye konumunda idi. Haftalık pivot verilerimiz itibariyle 5.82 seviyesi üzerinde kalmamız gerekiyordu arkadaşlar. 5.82 seviyesinin üzerinde kalabilmemiz 5.92 seviyesine yönelik bir hareketliliği gündeme getirebilirdi. Nitekim bugün 5.83 görüldü. Şu nokta 5.82.50 seviyesi halen önümüzde aşılması gereken bir direnç özelliğinde. Bunu da arkadaşlar bir köşeye not almakta yarar bulunuyor. Şimdi değerli dostlar gelelim günlük grafiklerimiz itibariyle tabloya. Günlük grafiklerimizde ise 5.77.50 seviyesinin çok önemli bir kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordum. Şuradaki nokta ve öğlen saatlerinde vermiş olduğum analiz bu civarlarda olduğumuz bir ana denk gelmişti. 5.77.50 yani şu seviyenin etrafında son günlerde fazlasıyla geziniyoruz. Aşağı yönlü geri çekilmeler, sarkmalar oluyor ama hızlı bir şekilde tepkiler bulmak suretiyle bu seviye üzerinde kapanış yapmak adına önemli bir çabanın var olduğunu görüyoruz. Bu durumun bir diğer anlamı ise 5.80 seviyesini gözden kaçırmak istemeyen, 5.80'in üzerine yerleşme arzusunu sürekli sıcak tutma eğiliminde olan bir dolar TL seyriyle karşı karşıyayız. Ve nitekim arkadaşlar kendi adımla tanımlamış olduğum özel bir göstergen bulunuyor, bir indikatörüm bulunuyor. Bu indikatörümde de şu an itibariyle bir yukarı yönlü güç kazanma eğiliminin olduğunu görmüş bulunmaktayız. Zira dolar TL'nin güç kazanımı içerisinde olduğunu öğlen saatlerinde vermiş olduğum analizimde 120 dakikalık grafiklerimizde de görebilmiştik. O grafiğime de birazdan döneceğim. Arkadaşlar 5.77.50 seviyesinin üzerinde bulunuyoruz. Bugün için 5.77.50 üzerinde kalabilmemiz ve bir diğer yandan da yükselen trendimiz olarak 5.79'un üzerinde kapanış yapabilmemiz büyük bir önem taşıyordu. An itibariyle görüntü bu kritik desteklerin üzerinde kalabileceğimiz şeklinde bir manzaranın olduğunu gösteriyor. 5.77.50 üzerinde kalabildikçe 5.88 seviyemizi artık ezberlemiş durumdasınız. Ardından 5.92, 5.94 dirençlerimiz bulunuyor ki genel manada 5.90-5.95 aralığının aşılması durumunda 6 ve üzerine daha kolay bir şekilde çıkabilecek, daha da güçlenmiş olan bir dolar seyrinin mevcut olacağını düşünebileceğiz. Arkadaşlar hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiklerimizde ise şuradaki kırmızı trendimizin çok önemli olduğunu, bu trendimizin şu anda bir direnç konumuna geldiğini, zira 5.89 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu direncimiz aşılamadıkça turkuaz renkli trend desteğimize doğru geri çekilmeler yaşanacaktı ve nitekim bu geri çekilmeleri son 1-2 gündür yaşıyoruz. Nitekim bugün biraz daha fazlasıyla yaşamış olduk. Buradaki trend desteğimizde arkadaşlar 5.76-50-5.77 aralığında, zira 5.77.50 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu biraz önce de ifade etmiştim. Şayet arkadaşlar bu seviye aşağısında kalmaz isek aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamamızın da bulunduğu 5.85 seviyesine doğru yeniden yönelim ve 5.89 direncini zorlama eğilimini önümüzdeki günler itibariyle yaşayabileceğiz. Analizin başında ifade ettiğim gibi arkadaşlar şayet bu hafta çarşamba günü itibariyle Brüksel'deki NATO zirvesiyle ilgili olarak tatsız bir takım sonuçlar söz konusu olacak olur ise S-400 gerginliği dolar TL'nin 5.95-95 bölgesine doğru hareketlenmesine neden olabilir. Ancak piyasalardaki genel algı an itibariyle S-400 konusuyla ilgili olarak bir iyimser tablonun mevcut olduğu yönünde ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü Trump ile yapacağı görüşmeden çok ama çok umutlu olduğunu ifade etmesi, bir başka ifadeyle Trump'a soracağım bu yaptıklarınızı, bu yaptırımları uygun buluyor musunuz? Onun da hayır uygun bulmuyorum gibi bir yanıt vereceğini, uygun bulmadığına yönelik bir yanıt vereceğini umut ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar umutlu konuşuyor ve bir gün öncesinde ABD için çok önemli bir şahsiyetin, Metin Topuz'un önemli bir duruşmasının olması ve bu duruşma sonucundaki gelişmeler dolar TL'nin hafta sonuna doğru gerginliğinin biraz daha artmasına veya bu husustaki iyimser beklentilerin daha da artması durumunda ise 5.80 üzerinde kalıcı olamayarak yeniden 5.70 seviyesine doğru belki de 5.65-5.70 aralığını bir kere daha görme, bir kere daha bu noktaları test etmek gibi bir sonuca sebebiyet verebilir. Bu nedenle arkadaşlar 5.80 üzerinde kalıcı olup olamadığımız hususunu çok yakından takip etmeli ve yine erken karar vermek suretiyle tamam 5.80 aşıldı ve artık 6'ya 6.5'a gidiyoruz gibi bir ön yargılı düşünce içerisinde olunmaması gerektiğini ifade ediyorum. 28-29 Haziran tarihleri Metin Topuz davası ve G20 zirvesi çok önem taşıyan iki önemli faktör konumunda dolar TL'nin bugünü yarını açısından. Arkadaşlar 120 dakikalık grafiklerimizden bahsetmiştim az önce. Şurada bir düşen kanalımız olduğunu ifade etmiştim ve bu düşen kanalımızın üst bandının 5.80 civarında olduğunu ve bu 5.80-5.79-70 seviyelerinde iken bu kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda 120 dakikalık grafikler itibariyle oluşmuş olan çok kısa vadeli düşen kanaldan çıkmış olabileceğimizi vurgulamıştım. Şu an itibariyle arkadaşlar bu kanalın üzerine çıkılmış durumda ve bu kanalın desteği artık 5.79-70 veya 5.80 seviyesini önümüzdeki 2 saatlik periyotlar adına izleyebiliriz, destek olarak izleyebiliriz. Bu seviyenin aşağısına gelinmemek kaydıyla yukarı yönlü isteğin devam edebileceğini düşünebiliriz ve kanal formasyonları itibariyle de arkadaşlar bu kanalın aynı kanal yüksekliği ölçüsünde 5.96 seviyesine kadar devam edebilecek yeni bir kanal oluşumuna sebebiyet verebileceğini düşünebiliriz. Zira ön koşulumuz nedir arkadaşlar? 5.80 üzerinde kalmak, bu seviyenin aşağısına inmemek ve bir diğer önemli husus ise 5.84-5.85'te son günlerde tıkandığımız noktayı aşabilmek. Yine 7.26 birimlik hareketli ortalamaların başarılı sonuçlar veren bir teknik kriter olduğunu ifade ediyordum. Nitekim arkadaşlar öğlen saatleri itibariyle vermiş olduğum analizde bu kırmızı eğrimiz yavaş yeşil eğriyi yukarı kesebilme yönünde bir istek ve bir güç kazanımı göstermişti. İlerleyen anlarda bu kesişme gerçekleşebilir ve biraz daha güçlü bir eğilim söz konusu olabilir diyorduk. Sonuç itibariyle arkadaşlar 5.83'lere kadar ulaşıldı ve bu kesişme de gerçekleşmiş durumda. O halde bu kesişmenin devamında ne olur ne biter bilinmez ancak an itibariyle dolar TL'nin en azından sabahki saatlere oranla veya gece 24'ten sonraki öğlen saatlerine kadar geçirmiş olduğu zayıf seyirden kurtulduğunu, biraz daha tepki vermek ve biraz daha güçlü kalabilmek, güç kazanmak adına daha iyimser, daha olumlu bir görüntü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar dolar TL hakkında söyleyebileceklerim şu an bunlardan ibarettir. Biop yorumunu endeks biop ve dolar Haziran kontratlarına yönelik biop olmak üzere tamamen biop konularına özgü olarak ilerleyen saatlerde de ayrıca bir yorum aktarmış olacağım biop başlıklı olmak kaydıyla. Şimdilik hoşça kalınız, selamlar ve saygılar.